de bunlar arasında karar veriyor. Yani şeytanın insanı zorlayıcı bir gücü yok bu noktada. Ama çok cazip. Yani cazip imtihanın önemli. Şöyle bir şey düşünün. Yani mesela paranın hiçbir cazipliği olmasa, insanlar o zaman karizmanın, E insanlara zaten hava soğan atmanın. verip patates alıyorduk yani. Evet. Ya o da yine bir maddi güç, yine patates soğan Doğru. sahibi olmak. Doğru. Sonuçta bunların hiçbir çekiciliği dünyada olmasa, gerçek anlamda imtihan olmaz. İslam'ın en temel mesajlarından biri şurada imtihan dünyasında olduğumuz. Mesela İslam sırf şöyle bir şey deseydi, ya bir yerden toprak alıp yemeyin. Ya zaten adam toprak alıp yemiyor. İslam yaşardı ama gerçek anlamda insanların samimiyetleri bana göre zor anlarda bir şeyin cazibesi olmasına karşıt, bakalım senin yaratıcına cazibesi olan bir şey karşına çıktığında da ne seçim yapıyorsun şeklinde ortamlarda gerçek samimiyet ortaya çıkıyor. O yüzden dünyanın cazibesi olması bu imtihan sisteminin olmazsa olmaz Bu şartı. imtihan sistemi dediğinize teşekkür ediyorum. Bu konuya nasıl gireceğim diyordum, bilmiyorum. Aslında taşıyabileceğin yükü veririz diyor galiba Kur'an. Taşıyamayacağın Tabii. yükü sana veririz. Ay, o şu şöyle diyelim ki taşıyamayacak, o da yanlış anlaşılmasın. Mesela diyelim ki bir insan oruç tutacak. Oruçtan sorumluyuz. Ama diyelim ki adam şeker hastası. Yani belli bir oruç tutamayacak durumda. Ha, oruçtan sorumlu olmuyor. Niye? Çünkü onun taşıyamayacağı yük. Yani bir insanın diyelim ki bir savaşa çıkacak. Peygamber döneminde oluyor. Savaşa çıkacak, teçhizatı bulamıyor. Adam savaşa gitmek istiyor, savaşa gidemiyor. Onun yani gücü yetmemiş oluyor. Yani o tarzda ben onu yap, mesela bir insan diyelim ki belli hastalıklar yüzünden belli ibadetleri yapamıyor, şey yapamıyor falan filan. Bunların hiçbirinden insan o taşıyamayacağı bir yük olduğu için onlardan mesul olmaz. Bazı imtihanlar çok ağır oluyor. Evet. Bunda sanki adalet yok gibi yani. Dün bir dinleyicimin engelli 3 aylık bir çocuğunun durumunu bize izah etti. Yani ağlamayan kalmadı bütün dinleyiciler. Yani diyorsun ki hem engelli hem eşi uykusuz çok zor durumlarda, hem kendi çalışıp para yetiştirmeye çalışıyor ve para yetmiyor ve ilaçlar öyle pahalı ki nasıl bir köşeye sıkışma bu? Bu nasıl büyük bir imtihan? Buna dayan. Bunun sonunda yani kurtuluş yok. Yani çocuk, evladım inşallah bir sağlık noktası bulur ama bulma ihtimali çok düşük. Dolayısıyla bazen diyorsun ki o, bu da ne şanslı ya, bu hiçbir imtihanı yok. Buraya doğmuş, buradan gidiyor. Öbürküsü mahvoluyor imtihandan. Bu Evet. biraz zor bir şey, kaldırması çok zor. Tabii evvela İslam'ın çizdiği bu tip olaylara büyük çerçeve içinden bakmamız yerine yerleştirmemiz lazım. Hayata büyük çerçeve içinden bakmamız lazım. Bakalım, O hadi yüzden bakalım. programın başında hatırlıyorsanız yaptığımız girişle çok önemli. Ne dedik? Bu dünya hayatı muhteşem bir tiyatro gibi ama açıyor bir saniyede kapanıyor. Sonunda dikkat edin. Var olabilecek bütün sorunlarda birkaç saniyeye İslami açıdan bakarsanız sıkışmış Geniş vaziyette. pencereden Tabii ki bakamıyoruz. Yaşarken tabii uzun pence yani zamanlar. ölümden sonrası gelen hayata karşı dünya hayatı çok 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 kısa. kısa. Göz Ve açıp kapa. Kur'an'da buradaki insanların sıkıntılara sabrettikleri ölçüde karşılığını bulacağını söylüyor. Yani ne kadar çok sıkıntıya sabrederseniz karşılığını vereceğini düşünün. Mesela Kur'an'da da bununla ilgili de bazı ayetler var. Mesela peygamberin daha ilk dönemlerinde İslam'ın destek olanlarla diyor, işte fetihten sonra olanlar bir olmaz diyor. Allah hepsine Tabii. cenneti vaat etmiştir ama bir olmaz. Niye? Çünkü o dönemde peygamberin etrafında az bir insanla, peygamberin o dönemde işte bir aristokrat aileden gelmiyor, sıradan bir insan gibi gözüküyor gözlerine. Hiçbir maddi gücü yok, hiçbir askeri gücü yok. Çok rahat biz bunu öldürürüz, yok ederiz diye düşünüyorlar. O dönemde kalbini ortaya koyup da peygambere destek, Asıl çok büyük bir sahabi o mudur acaba bilmiyorum. Sıkıntı, çok büyük bir zorluk. Orada aşağılanan insan olmak, diğerlerini şey yaptı, hayatını ortaya koyabilmek. Sonradan da olmak yine güzel peygamber ama ikisi bir değil. Birincisinde çok daha sıkıntı var. Ama Allah ne diyor? İkisi bir olmaz. Yani insanların çektikleri sıkıntılara oranla sabırları karşısında eciller atıyor. Bunu tabii tavsiye etmiyor İslam. Hani daha çok sıkıntı çekin diye. Fakat bazı işte insanlar, hatta İslam'ın içinde daha çok sıkıntının daha çok sevap olduğunu bildikleri için aman Allah bana bela versin, sıkıntı versin de mevkim artsın diye dua ederlermiş. Bunu tabii hiç kimseye tavsiye edilmez. Yapılmaması gerekli bir şey. Onu Ama şeydir. duymadım Bu tabii ki çok zor, demin çizdiğiniz tablo. İnşallah Allah onlara sabır versin. Allah yardımcılar olsun imtihanda. Zor imtihanlar geçiren Evet. bütün hastalarımıza, diğer şeylerimize Allah sabır versin. Ama onun hepimiz bir imtihan olduğunu bilincinde olarak ölümlere, hastalıklara dayanmamız lazım. Çünkü hayat çok kısa.
Hepimiz biliyoruz ne kadar kısa olduğunu. Yani insan evvelden kaç yılının ne kadar çabuk geçtiğini düşünsün. Bir göz açıp kapanması kadar bir yerdeki bir sıkıntı, bir dert aslında ahiret hayatındaki vaat edilenlere göre diğer şeylere nazaran hiçbir zaman için önemli olamaz. Bunlara bu şekilde, yani İslam'ın, tabii şimdi bazı insanlar şöyle, İslam'ın verdiği çerçeveyle sıkıntıya yaklaşmıyorlar. Mahvolduk, perişan olduk diyorlar. Tamam, insan mahvolup dünyevi açıdan perişan olabilir, sıkıntı çekebilir. Ama eğer ki İslami perspektiften olaya bakarsa, o sıkıntının arkasında, yani kısa bir kışın arkasında nasıl bahar gelebiliyor gibi. Zamanın merhemi de var burada tabii. Evet. Siz...